Merhaba arkadaşlar. Bugün çağrı merkezine hizmet dersinin birinci ünitesi olan hizmet odaklı yaklaşımın temelleri konusuna değineceğiz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra hizmeti tanımlayıp hizmetin özelliklerini açıklayabilecek, bireysel ve örgütsel hizmet odaklılık kavramlarını tanımlayabilecek, hizmet odaklı yaklaşım için işletmelerin yapması gerekenleri ve bunların müşteriye olan etkisini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacağız. Bu videonun içeriğinde hizmet, hizmet paketi, hizmet odaklılık kavramları, hizmetin özellikleri, hizmet odaklılık, liderlik ve hizmet liderliği ile hizmet liderine sahip olması gereken özellikler, müşteri ile temas uygulamaları, insan kaynakları uygulamaları ve son olarak hizmet sunma sistemleri uygulamaları konularına değineceğiz. Hizmet odaklı yaklaşımın temellerinin anlaşılabilmesi için öncelikle hizmet kavramının tanımının yapılması gerekir. Hizmet, temelde soyut olan ve herhangi bir mülkiyet değişimiyle sonuçlanmayan bir grubun diğerine sunduğu eylem ve faaliyetler olarak adlandırılır. Bir başka deyişle, tüketicilere fayda sağlayan eylemler, süreçler ve performanslar hizmet olarak adlandırılır. Yönetim bilimciler, hizmet kavramının daha etkin tanımlanabilmesi için hizmet paketi kavramını benimsemişlerdir. Hizmet paketi, hizmetin soyut ve aynı zamanda somut, gözle görülebilen, elle tutulabilen yanları olarak adlandırılır. Şimdi hizmetin özelliklerini inceleyelim. Hizmet soyuttur. Hizmet soyut olması nedeniyle elle tutulamaz, dokunulamaz, görülemez, duyulamaz, sergilenilemez, ölçü birimleriyle ifade edilemez ve taşınamaz. Hizmet stoklanamaz, tekrar satılamaz ve iade edilemez. Hizmetlerde üretim ve müşterinin tüketimi eş zamanlı olduğundan dolayı hizmetin stoklanması, tekrar satılması ve iade edilmesi mümkün değildir. Hizmetin üretimi ve tüketimi eş zamanlıdır. Hizmetler çeşitlilik gösterir. Hizmetin kalitesi bireye göre değişebileceği gibi aynı bireyin kime, nerede ve nasıl hizmet verdiğine bağlı olarak da değişkenlik gösterir. Ayrıca değişkenlik de zaman faktörü de önemli bir kavramdır. Hizmetlere olan talep değişkendir. Hizmetlerin talebi yıllara, mevsimlere, aylara, günlere, hatta farklı saatlere göre bile önemli derecede değişebilir. Hizmetlerin üretiminde emek yoğundur. Hizmetin üretimini yapan, hizmetin sunumunda rol alan, hizmetin kalitesini etkileyen, bu hizmeti veren çalışandır. Hizmet odaklılık, bireysel hizmet odaklılık ve örgütsel hizmet odaklılık olarak farklı seviyelerde karşımıza çıkmaktadır. Bireysel hizmet odaklılık, bazı bireylerin diğer bireylerden daha fazla hizmet etmeye yatkın olduğu düşüncesi bir kişilik ölçüsü olarak tanımlanırken, örgütsel hizmet odaklılık, mükemmel hizmet yaratan ve sunan davranışları desteklemek, ödüllendirmek için nispeten kalıcı, temel bir dizi örgüt politikalarının, uygulamalarının ve işlemlerinin örgüt çapında benimsenmesi olarak adlandırılır. Hizmet odaklı bir örgüt oluşturmada ve hizmet odaklılığı sürdürmede en önemli unsur liderliktir. Etkin liderlik yapılmayan işletmeler mükemmel hizmet sunumuna ulaşamazlar. Liderlerin tutum ve davranışları doğrudan işletmenin hizmet iklimini etki etmektedir. Bu nedenle örgütsel hizmet odaklılık için hizmet liderliği uygulamaları oldukça önemlidir. Hizmet liderliği dinleme, işbirliği ve güvenin etik olarak kullanımını destekler. Hizmet lideri olan birey daha iyi hizmet etmek için liderlik etmek ister ve liderlik etme kararını bilinçli olarak verir. Şimdi bir liderlik tanımını hatırlayalım. Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya getiren, sinerji yaratan birey olarak tanımlanır. Hizmet liderleri çalışanlarının fikirleriyle ilgilenir ve değer verir. Yani etkili bir dinleyicidir. Hizmet liderleri çalışanların koşullarını, sorunlarını daha iyi anlamaya çalışır ve karşısındakinin her türlü duygusunu paylaşarak empati kurar. Çalışanlarının duygusal durumu ile yakından ilgilenir. Çalışanları duygusal açıdan zor dönemler geçirdiğinde onlara destek verir. Hizmet liderinin taşıması gereken özellikleri şu noktada şöyle özetleyebiliriz. Etkin dinleme, empati kurma, gözlem ve analiz, ikna etme, öngörü, gelişim odaklılık ve takım çalışması. Müşteriyle temas uygulamaları konusuna geldiğimizde ise hizmet teması kavramıyla karşı karşıya kalırız. Hizmet teması, müşteriyle hizmeti veren arasındaki etkileşim olarak adlandırılır. Hizmet temasları insanlarla olabileceği gibi araçlarla da gerçekleşebilir. Müşteri memnuniyetinin oluşmasında hizmet temasları çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle hizmet işletmeleri hizmet temaslarını etkin bir şekilde yönetmelidir.
Bunun için hizmet sistemlerinin tasarımına iyi odaklanılarak verilen hizmete ait süreçler, iş akışları oluşturulmalıdır. Hizmet işletmelerinin çalışanları müşterilerle çok sık temasta bulunduklarından işletme için çok önemli bir role sahip. Hizmet işletmelerinin çalışanları müşteriyle işletme arasında bir arabulucudur, işletmenin temsilcisidir. Hizmet kalitesinin çalışanın hizmet sunumu sırasında müşteriye gösterdiği tutum ve davranışları da bağlıdır. Bu noktada örgütsel hizmet odaklılık müşteriyle temasta bulunan çalışanlar açısından çok önemlidir. Bu sebeple hizmet kalitesinin artırılması için işletmelerde çalışanlarına güçlendirme uygulamaları yapmaktadır. Güçlendirme kavramı yöneticilerin işle ilgili faaliyetler hakkında günlük kararların alınmasında çalışanlara yetki ve sorumluluk vermesi anlamına gelir. İşletmelerde güçlendirme üç düzeyde gerçekleşir. Bunlar kısmi güçlendirme, işe katılım ve tam katılım düzeyleri. Hizmet odaklı insan kaynakları yönetimi uygulamaları, hizmet çalışanlarının seçimi, hizmet eğitimi ve hizmet ödülleri olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir. Hizmet çalışanlarının seçimi, bireysel hizmet odaklılık özelliklerine sahip olan bireylerin işletmede çalışması amacıyla seçilmesi anlamına gelir. Örgütsel hizmet odaklılıkta hizmet çalışanlarının seçimine ek olarak hizmet eğitimi de oldukça önemli bir konudur. Örgütsel hizmet odaklılık açısından hizmet eğitimi hizmet çalışanlarının kaliteli hizmet sunması için verilen eğitimlerdir. Hizmet ödülleri ise işletme içinde ödüllendirilen davranışların hizmet davranışlarının belirtilmesi olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmeleri sunduğu hizmet kalitesinin tutarlılığını ve sürekliliğini korumalıdır. Bu nedenle hizmet işletmeleri çalışanlara rehber olabilecek, destek olabilecek, araç ve donanımı sunan sistem tasarımları gerçekleştirmelidir. Bu noktada da çeşitli hizmet sunma sistemleri uygulamaları ile karşılaşıyoruz. Bunlar hizmet aksamalarını önleme, aksamaları düzeltme, hizmet teknolojisi ve hizmet standartları iletişimi konuları. Çağrı merkezinden hizmet alan bir müşteri hizmeti söz verildiği veya beyan edildiği şekilde alamayabilir. Çalışan ilgisiz olabilir. Hizmet yavaş ve geç verilebilir. Bu da hizmet aksamalarına sebebiyet verir. Bu nedenle hizmet sistemleri uygulamalarından biri hizmet aksamalarının önlenmesidir. Hizmet sunma sistemlerinin uygulamalarından biri de hizmet aksamalarını düzeltmek olduğunu söylemiştik. Hizmet işletmelerinde üretimle tüketim eş zamanlı olduğundan dolayı emeğin yoğun olması hizmet aksamalarının olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle de hizmet işletmeleri oluşan hizmet aksamalarını müşterinin güvenini kazanacak şekilde düzeltmeye çalışmalıdır. İşletmeler yüksek hizmet kalitesini sağlamak için teknolojiden faydalanabilir. Bu şekilde de müşterilere gelişen teknoloji aracılığıyla müşterilerine hayal edilemeyen hizmetler sunmasını sağlayabilir. Son olarak hizmetsiz sunma sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için hizmet standartları tüm çalışanlar tarafından benimsenmelidir, anlaşılmalıdır. Standartlar tüm çalışanlara ulaştığında hizmet aksamaları azalmakta, işletmelerin hizmet aksamalarını düzeltme konusunda, denetleme konusundaki yetenekleri de güçlenmektedir. Son konumuz olarak da hizmet sunma sistemleri uygulamalarında hizmet sunma sistemlerini görselleştirmeden bahsedelim biraz. Mükemmel hizmet sunabilmek için hizmet sunma sistemleri görsel hale getirilmelidir. Hizmet sunma sistemlerinde görsel hale getirmek için hizmet haritası, hizmet akış şemaları ve ayrıntılı hizmet sunma planları oluşturulabilir.